Cane radıyallahu anh, Medine doğumlu Ensar. Medinelilere ne diyoruz? Ensar. Mekkelilere ne diyoruz? Muhacir. Dolayısıyla Ebu Dücane radıyallahu anh, Medine doğumludur. 593. Evet, miladi takriben 593 yılında dünyaya gelmiş. 593. Zaten vefatını da birazdan söyleyeceğiz programın şeyinde, sonunda. Efendim tabi takribi olarak 593'ü aklınızda tutuyorsunuz. Miladi 593. Medine doğumlu Ensar ve Hazreç kabilesinden tekrar hatırlatıyorum. Medine'de iki büyük kabile aşiret vardı. Bunlardan birisi Evs kabilesi, birisi de Hazreç kabilesiydi. Görüyorsunuz Evs'ten ne insanlar çıkıyor, Hazreç'ten ne insanlar çıkıyor. Daha önceleri bu iki kabile kanlı düşmandılar, kan davaları güdüyorlardı. Fakat Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah hidayet etti, sizi o çukurun kenarından aldı. Evet, kan davası demek ateş çukurunun kenarı ve hatta ateş çukuruna düşüş. Ama İslam geldi, bu defa aynı rekabet hayırda başladı, hayırda rekabet ediyorlardı. Ve Hazreç'ten bir şehit verelim, Evs diyordu, biz niye vermedik? Hazreç'ten birisi Müslümanlığa bir hizmet oldu mu, öbürü diyordu neden bizden olmasın? Ve dolayısıyla ateş çukurunun kenarından uzaklaştılar. Mesela daha sonraları bu Hazreç ile Evs kabilesi oturup birbirlerine fazilette yarışırlardı. Mesela Hazreç kabilesi derdi ki biz de Allah'ın arşını sallayan ölürken Sa'd bin Muaz var dediği zaman, Evs kabilesi de bizde de Uhud Savaşı'nda meleklerin yıkadığı Hanzale radıyallahu anh diye var diye fazilette yarış yaparlardı. Yani şerden hayre döndü yarış. Demek ki Hazreç kabilesinden asıl ismi Simak bin Harşe. Simak bin Harşe. Yani Harşe'nin oğlu Simak. Efendim lakabı ise Ebu Dücane. Dücane adındaki çocuğundan dolayı lakabı Ebu Dücane'dir. Efendim o Ebu Dücane radıyallahu anh hicretten önce, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz Medine-i Münevvere'ye, Medine-i Tahire'ye şeref vermeden önce Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh, programlarımda hep bu zatın ismi geçiyor. Çünkü İslam'da ilk muallimdir. Zengin bir aile çocuğuydu, iman etti, bütün malı mülkü eliyle itti. Hatta annesi açlık boykotu, susuzluk boykotu yaptı. Dinlemedi, Allah ve Resulüne ben iman ettim, Allah ve Resulünün hakkı annemden daha fazladır dedi. Daha sonra Resulullah bu adamı, bu büyük insanı birinci Akabe biatında Medine'ye muallim olarak gönderdi ki İslam tarihinde ilk öğretmen odur. Yani bir gün Allah nasip eder, gerçek öğretmen araştırılırsa, öğretmenlere saygımız var, yanlış anlaşılmasın. Belki Mus'ab bin Ümeyr'in doğumu veya vefatı veya o birinci Akabe biatındaki Medine'ye geliş tarihi öğretmenler günü olarak belki daha da dikkat çeker diye düşünüyorum. İslam'da ilk muallim Mus'ab bin Ümeyr. İşte bu zat Medine'ye geldi ki hicretten efendim 2 yıl önceydi. Önce 12 kişi, ertesi 72 veya daha fazla insanı Resulullah aleyhissalatü vesselam'a hediye olarak getirdi. İşte Ebu Dücane bu kadronun içerisindedir. Ya dolayısıyla Müslüman olduğu zaman genç yaşta bunu görüyoruz. İşte 693, 610, 622, 632. Yani 622'de hicreti düşünün. Efendim 22, oradan da 7 yaşına, 29 yaşlarında, 28 yaşlarında iman etme şerefine ermiş bir kişi. Evet, İslam'a dahil olması demek ki Medineliler de sevindirdi. Mus'ab bin Ümeyr'in tedrisatıyla, dersiyle İslam'a girmişti bu yiğit, Hazrec'in yiğit evladı. Hem de yiğit önemli bir evladı Ebu Dücane. Efendim çok cesur, gerçekten Ebu Dücane'nin cesareti tartışılmaz. Çok zeki, korkuyla hiç tanışmamıştı. Yani korku nedir? Bediüzzaman diyor ya, hiç tanışmadık korkuyla.
Ehli iman için öyledir. Korkuyla hiç tanışmaz. Ama tedbirsizlik eder manasında, terbiyesizlik eder manasında demiyorum. Korku, Allah korkusu baştadır. Fakat kul korkusuyla hiç tanışmamıştı. Çünkü ehli imanın imanı var, iki hayatı var. Ne gerek korkuya? Korkulacak bir merci varsa o da Allah'tır Celle Celaluhu, onun rızasıdır. Korkuyla hiç tanışmamış, çok cesur ve zeki bir kişiliğe sahip de Ebu Dücane. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye şeref vermeleriyle, hicret etmeleriyle ona rapt olmuştu. Yani peygambere programlanmıştı adeta. Peygamber de konsantre olmuştu. Peygamberden bir parçaymış gibi hareket etmeye çalışıyordu. Resulullah nerede? Ebu Dücane oradaydı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok yakın olmaya çalışan bir kişiliği vardı. Özellikle Yahudilerin Resulullah'a bir zarar verir korkusuyla sürekli Resulullah'ı uzaktan kolluyordu. Resulullah'a bir zarar verilir düşüncesi ile Ebu Dücane. Efendim aradan bir yıl geçti hicretten sonra ve ilk büyük sınav başladı. İlk büyük sınav nedir biliyorsunuz? Bedir Savaşı'ydı. En büyük savaşın başı, savaşların başı. Gerçi kafası küçük insanlar, efendim makamı belki büyük olabilir, mevkisi, efendim yapısı, kellesi, kulağı, fiziği büyük olabilir. Bedir'i anlayamayabilir. Çünkü Bedir'i anlamak idrak işidir. İdraki olmayan Bedir'i anlamaz. İdrak edenler Bedir'i anlar. Bedir baba oğula, oğul babaya karşı küfür ve İslam savaşıydı. Aynı ailede birisi Muhammed'i, biri Ebu Cehil'in safında ve Allah Celle Celaluhu düşmanlarımla savaşın emrini verir vermez can ne ki, el ne ki, ayak ne ki, dil ne, dudak ne ki, ruh ne ki, bütün bunları veren Allah. 50 sene önce yoktu bu cisim. İrad etti de Rabbim beni ben olarak yarattı, gönderdi. Ve şimdi beni ben eden Rabbim benden beni istiyor. Ben değilim ki, ben Allah'ın mülküyüm. Sahabe bu bilinçteydi. Ama biz bugün benlik davasında olduğumuz için niye bana böyle bir emir diye acabalarla sözü uzatıyor ve hayırlı şeylerden de geri kalıyoruz. İşte Bedir'de sahabe benliği bırakmış, beni ben olarak yaratan Allah beni benden istiyor. Ben benim değilim ki, ben Allah'ınım diyordu. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Ve Bedir Savaşı'nda görüyoruz, çok başarılı hizmetlerde bulunuyor. Hatta Hazreç kabilesinin sancaktarıydı bu delikanlı. Hazreç'in bayrağını kendisi çekiyor ve Hazreç kabilesini düşman tarafına kendisi yönlendiriyordu. Çok büyük yararlılıklar gösterdi, çok büyük hizmetler yaptı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok sever, cesaretini metheder ve her yerde Ebu Dücane'yi parmakla gösterirdi Peygamber Efendimiz. Özellikle Uhud Savaşı. Evet, Uhud'a gelmeden soruyu bir daha soralım. Rahmet konuğumuza tekrar dönüyoruz. Ebu Dücane radıyallahu anh. Efendim Uhud denilince akla hakikaten Ebu Dücane gelir. Yani gerçekten bu böyledir. Çünkü özellikle bu okuyacağım ayetin bu münasebetle indiğini söyleyen esbab-ı nüzulcular var. Efendim Uhud biliyorsunuz Bedir'den bir yıl, üç ay gibi veya bir buçuk yıl gibi sonra oldu. Bedir'deki büyük yenilginin intikamını almak için Bedir'de öldürülen müşriklerin yakınları, kadınlar özellikle and içtiler. Dediler ki biz Bedir'in intikamı alınmadıkça yıkanmayacağız, temizlenmeyeceğiz. Hatta kocalarımızın yanına varmayacağız, gitmeyeceğiz. Kadınlar böyle bir sözleşme yaptılar. Ve her gece karanlıkta Mekke sokaklarında şivan yapacağız, ağıtlar yakacağız ki erkeklerimiz galeyana gelsin, gitsinler Bedir'in intikamlansınlar. Bir avuç Müslüman bizim gençlerimizi, işte yakınlarımızı perişan etti.
İşte Uhud Bedir'in intikamıydı. Onlara göre Bedir'in intikamını almaya çalışıyorlardı. Tabii onlar hazırlanırken bu arada Medine'de de bir meşveret oluyordu. Resulullah ashab-ı kiramı toplamış. İşte Mekkeliler, Mekke şirk devleti silahlanmış, adam toplamışlar. Üzerimize geliyorlar Bedir'in intikamını almak için. Ne yapalım? Medine'de mi kalıp savunma yapalım yoksa Medine dışına çıkıp da orada mı Medine'nin savunmasını yapalım? Ve genellikle sahabeler sen ne dersin ya Resulallah? Bilmem dedi. Bana bir şey bildirilmediği için ben sizinle meşveret yapıyorum. Evet. Ve sahabelerin hepsi ya Resulallah Medine tehlikeli olur. Ama Medine'nin dışında düşmanı karşılarsak şayet Allah korusun bir bozgun söz konusu olsa hiç olmasa kadınlarımız çocuklarımız kaçma fırsatı bulurlar. Yani 8-10 kilometreden haber gelirse. Tabi Resulullah Efendimiz bir şey demedi. Fakat Peygamber Efendimiz muhalefet ediyordu. Hayır diyordu ben Medine'de kalınmasını istiyorum. Tabi ekseriyet öyle olduğu için vahide olmadığı için Peygamber Efendimiz şöyle dedi yalnız. Ben dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda şöyleydi. Önümde bir takım altın sarısı sığırlar boğazlanıyor. Gözümün önünde bir şey yapamıyorum. İki elimle müdafaa etmek istiyorum fakat ellerim de cebimden dışarıya çıkmıyor. İki elim iki yenemde sıkıştı kaldı. Bu rüyamı da size anlatıyorum. Bana göre gitmesek. Fakat karar alındı, gidilecek ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pek gidilecek diye evine girdi. Ondan sonra tabii sahabelerden birisi Sa'd bin Ubade radıyallahu anh rahatsızdı. Onu ziyaret ettiler. Ve Sa'd bin Ebi Rebi yanlış olmasın. Dedi bana kalırsa siz peygamberin sözünü dinleseydiniz iyiydi. Peygamberin rüyası da vahidir. Bir şeyler söylemek istedi. Ve sahabeler öyleyse geri alalım dediler sözümüzü. Geldiler Resulullah'ı. Ya Resulullah biz geri aldık sözümüzü. Medine'de düşmanı karşılayalım. Deyince Resulullah hayır dedi. Gideceğiz, Uhud'a gidilecek. Neden? Hiçbir peygamber savaş kıyafetini giysin, zırhını, kılıcını kuşansın, ondan sonra savaş etmeden soyunsun. Mümkün değil. Bir peygambere yakışmaz Allah'ın takdiri gelinceye kadar. Ve ordu hazırlandı efendim, Uhud'a gidilmeye. Tabii bu arada bu ayetlerin onunla ilgili inip inmediğinin pek araştırmasını yapmadım. Fakat bazı müfessirlere göre, Cenab-ı Allah Uhud Savaşı ile ilgili bu ayeti indirdiği söylenir. Hangisi diyeceksiniz? Tabii yukarıdan almayayım. Konu şu: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ Ondan daha zalim kim olabilir ki? Ondan daha zararlı kim olabilir ki? Müslümanlar. Evet, o yukarıdan aşağıya geliyorum. Ondan daha zalim ve men azlamu mimmen iftara. Yani İslam'a iftira atıyor. Aslında korkak, İslam'a gücü yetmiyor. Fakat iftira atıyor. İşte yazısıyla, çizgisiyle, sohbetiyle, konuşmasıyla, nutukuyla, meydanlarda, mitinglerde, şurada, burada, her yerde. Evet, ve men azlamu mimmen iftara alallahil kezibe. Allah'ı yalanlayan, Allah tekzip eden, Allah'ın hükümlerini tekzip edenden daha zalim kim olabilir? Ve huve yud'a ilel İslam. Yani istiyor ki İslam davasını yok etsin. İddiası da İslam'ı söndürmek. Vallahu la yehdi kavmaz zalimin. Allah zalim kavimlere hidayet edici değildir. Kafir demiyor, dikkat edin. Kavmaz zalimin. Yuridun el yutfi nurallahi bi efvahihim. Onlar istiyorlar ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürsünler. Vallahu mutimmi nurihi velev keriyel kafirun. Burada kafir dedi. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah nurunu tamamlayacaktır. Velev isterse hoşlanmasınlar. Kerih görsünler. Kafirel kerihel kafirun. Huvellezî arsala rasûlehu bilhude ve dînil hakkı liyuzhirehu aleddîni kullih velev kerihel müşrikûn. Zalimun, müşrikûn, kafirun. Bakın üç vasıf saydı. Demek ki zalimler Allah'ın dinini yok etmek istiyorlar. Kafirler Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Yani nur nedir? Dava nedir? Bu da ayrı bir program konusu. Ve Cenab-ı Allah diyor ki: "Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hak." Ben peygamberi
hak din üzere, hidayet üzere gönderdim ve teminat da veriyorum ki liyuzirehu aleddini kulli, bütün dinlerinde üzerinde zuhur edecektir. Ha, bu ayet inerken 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi, bugün 1,5 milyar. Yani istedikleri kadar söndürmeye çalışsınlar, yazsınlar, çizsinler. Efendim Çeço'dan Reşo birbirini desteklesin, Urfa tabiriyle. Birbirini desteklesin, yani birbirini şey etsin. O siz buyurun efendim, siz buyurun. Aman siz kalın, siz giderseniz sistem bozulur. Yani Çeço'dan Reşo misali. Desinler işte Ebu Cehil'den As bin Vail, birbirini tutsunlar. İşte As bin Vail devamlı Ebu Cehil'i desteklerdi. Aman Ebu Cehil saltanattan inmesin. Mekke liderliğine inerse işte sistem bozulur. O da As bin Vail Bey, o çok iyi, uyumlu falan diyordu. Yani Mekke döneminde böyleydi. Cenab-ı Allah diyor, isterse onlar birbirini şey yapsınlar. Fakat Allah'ın dini, hak üzere gönderdiği peygamberi bütün dinlerin üzerine zuhur edecek. İsterse velev keriyel müşrikin, onlar hoşlaşmasın. Şimdi Uhud'la ilgili olan kısmı burası. Cenab-ı Allah diyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Ne demek? Ey amentüyü esseh okuyanlar, yaşantısıyla okuyanlar. Çocuklara da ezberletiyorsunuz, mükellef olmadıkları halde. Çocuklar işte mini mini 5-6 yaşında amentü billahi ve melaiketi ve kütübi diye başlıyor. Söylüyor yani. Aslında tabii bunu okumak değil, yaşantıyla okumak lazım. İşte Cenab-ı Allah diyor ki işte yaşantısıyla inananlar yani. Ya eyyühellezine amenü, diliyle, ağzıyla, her şeyine inananlar, mezarın ötesine inananlar, cennete, cehenneme inananlar, hesaba inananlar, Allah'ın varlığına inananlar, şefaate inananlar, çoğaltılabilir. İşte iyi inananlar, Hazreti Muhammed'in Nebi Resul olduğuna inananlar. Hel edullukum, size delalet edeyim mi? Hel, burada soru zamiridir. Hel edullukum, size delalet edeyim mi? Neye? Ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi azab-ı elimden alacak, cehennem ateşinden kurtaracak bir ticaret size söyleyeyim mi? Evet, Cenab-ı Allah diyor, ha ben demiyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi azab-ı elimden, ya azab-ı elim peygamberler dahi nefsi nefsi diye çağıracak, şaka değil Müslümanlar. Evet, miskale zerre hesap görülecek. Miskale zerre hesap görülecek. Ve Allah bir kula gel hesap ver dedi mi zaten onun işi bitmiştir. Allah bizi hesaptan azat etsin rahmetiyle. Tunciikum min azabin elim. Sizi azab-ı elimden kurtaracak, necat verecek. Burada künci değil yani tunciikum. Yani sizi kurtaracak, sizi alacak oradan, azab-ı elimden kurtaracak bir ticaret söyleyeyim mi? Bir yatırım söyleyeyim mi? Hani şimdi derler ya, size bir yatırım yeri, bir finans kurumu veya bir holding söyleyeyim mi? İşte bir yatırım şu kadar alıyorsun. Cenab-ı Allah da diyor, ben de size delalet edeyim mi? Şimdi Allah'ın delaleti, yani kılavuzluğu, yol göster. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Söyle ya Rabbi, peki. Öyleyse inananlar dinleyin. İnananlar siz de dinleyin. Tü'minûne billâhi ve rasûlih. Allah'a iman ve Resulüne iman. Esa iman ama. Evet. Arkasından ve tücahidûne. Mücadele edeceksiniz. Cihad edeceksiniz. Fî sebîlillah. Allah yolunda cihad edeceksiniz. Neyle? Bi envâlikum ve enfusikum. Önce malınızla, sonra nefsinizle. Demek ki mal candan önce geliyormuş diye ayet bu üslupla söylüyor. Bi envalikum ve enfusikum. Bugün malını vermeyenin yarın nefsini vereceğine inanmayın diyor yani Cenab-ı Allah. Kaydı o, ben öyle anlıyorum. Bi envalikum ve enfusikum. Bugün davaya para veriyorsa, İslam davasına para veriyorsa, yarın canını da verecektir. Bugün ben soruyorum Müslümanlara. Efendim, İslami çizgideki gazetelerin satışı ne kadardır? Yani ayıp olmaz mı sorsam? Evet, ne kadar alıyor, ne kadar destek veriyoruz? Tü'minûne billâhi ve rasûlihi ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi envâlikum. Evet, ne kadar elimiz cebimize gidiyor dava için? Ve enfusikum. Ondan sonra nefsinizle Allah yolunda cihad edeceksiniz. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Evet, zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır.
anlarsınız. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Daha neler anlatalım işte. Devam ediyor. Tabi arkasından وَاَخُرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ. Heyber'in fethinden de işaret ediyor burada. Konumuz bu. Ebu Dücane radıyallahu anh bu ayeti çok iyi hafızasında tutmuş. Her defasında bunu söylüyordu. Allah Kur'an'da bunu diyor. Ben de buna uyacağım. Şimdi bakalım Uhud'a gideceğiz. Neler yapıldı? Uhud. Belalı Uhud. Resulullah'ın tabiriyle. Zaten Uhud denilince ne dedik? Bedir Savaşı'nın intikamı müşriklere göre. İşte gidelim mi kalalım mı? Netice Resulullah Aleyhisselatü'nün savunma demesi, rüyasını anlatması ve neticede gidilir. Efendim yolda yani görenler bilir Mescid-i Saadet'in orada toplanır ordu ve Uhud'a doğru gidilir. 8 kilometrelik bir yürüyüş. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam yetişemeyenler için Uhud'la Mescid-i Saadet'in arasında yani 4. kilometrede Serif denilen yerde, Mekke'de de bir serif vardır, orada da bir serif. Yani serif dinlenme yeri manasında, suyu olan, ağaçlığı olan bir yerde son rotuşları yapmak için, son hazırlığı yapmak için orada mola verir. Ve orduya geç katılanlar gelsin orada katılsın ilanı yapılır. Efendim burada çok dikkatli dinliyorsunuz. Hani günümüzde bazen insanlar vardır, bu Müslümanlar mı yapacak falan. Bakın o günde öyle çok umduğunuz gibi olmayan tablolar var. Evet ve tabii yolda mola verilir o 4 kilometrelik mesafede. İşte münafıklar devreye girir, korkaklar devreye girir. Şimdi diyeceksin bu korkaklar gökten miydi o günlerde? Efendim yok muydu? Evet o toplumun içindeydi o korkaklar veya o münafıklar işte Abdullah İbni Selül gibi daha niceleri vardı. Bunlar hemen Resulullah'ın ordusunu korkutmaya başladılar. Çünkü kendileri korkuyorlar. Hani tam iman edememişler münafık. Ve propagandaya başlarlar yolda. İşte duydunuz mu arkadaşlar? Müşrikler Bedir'in intikamını almaya geliyorlarmış. Onlar çok. Biz azız, onlar duyumumuza göre 3000 kişi. 700 tane zırhlı, 200 tane süvarileri varmış. Aman Allah'ım, nasıl bir ordu? 3000 kişilik bir ordu, 700 tane zırhlı, efendim 200 tane süvarileri varmış. Ya bizde ne var? Biz ise 1000 kişiyiz, 100 tane zırhlı adamımız var ve efendim sadece bir iki tane süvarimiz var. Bu mantık mıdır? Hayır. Muhammed hata yapıyor. Zaten Muhammed bilseydi kazanacağını demezdi gidelim mi gitmeyelim mi? Burada tökezlediği için zaten ashabıyla meşveret etti ki sorumluluk almasın. Ha, Muhammed tabii sorumluluk almaz. Çünkü kendisi Mekkeli, siz Medinelisiniz. Hemşerilik damarıyla birbirinizi destekleyin. Ey Medineliler, duyuyor musunuz? Evet, karanlıkta, yolda bu dedikodular yapılıyordu. Ve sözüm ona, bu münafıklar Resulullah'ın arkasında 5 vakit namaz kılıyorlardı. Camiye geliyorlardı. Hatta ön saflara geçiyorlardı. Abdullah İbni Ümmü Selül bazen, Übey İbni Selül özür diliyorum. Bazen ön safta Hazreti Ebubekir'in yanında dururdu. Peygamber ikaz etmezse belki Resulullah'ın arkasında duracak. Münafıklar işte. O gün Resulullah'ın arkasında namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar belki. Fakat rakamı yazdınız yanınıza. Düşman 3000 kişi, 700 zırhlı, 200 süvari. Biz ise 1000 kişiyiz, 100 tane zırhlı. Sadece 2-3 kişimiz atlı, süvari. Göz göre göre ölüme gidiyoruz canım. Göz göre göre öleceğiz. Ve gece sabaha kadar bu dedikodu sürdü. Neticede o 1000 kişilik ordudan 300 kişi kanarak geri döndü. Ayetin yağmur gibi semadan nazil olduğu bir dönem, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın dimdik ayakta olduğu bir dönem,
aşere-i mübeşşerenin, eshab-ı Bedir'in, meleklerin olduğu bir dönemde 1000 kişide 300 kişi geri dönüyor. Ne der bu efendim? 10'da 3. Yani 10 kişiden 7'si harbe, 3'ü darbe, eve dönüyor. Şimdi efendim Resulullah'tan 1400 sene gerideyiz be Müslümanlar. Camiye geliyorsak ne mutlu yani. Ezan okunduğu zaman aziz Allah, şefaat ya Resulallah deniliyorsa hakikaten yani ne mutlu. Tabii ben onunla kalınsın manasını söylemiyorum. Yani peygamberin gününde o kadar mucizeler görüyorlar. Resulullah'ın parmağından sular akıyor, efendim taam çoğalıyor, yemek artıyor. Birçok mucizeler görüyorlar, melekleri görebiliyorlar vesaire vesaire. Fakat bir münafığın veya birkaç münafığın ihvasıyla peygamberin ashabı efendim, sahabe, dilim kurusun sahabeye bir şey demem, sahabenin 1000'de 300'ünü kandırıyorlar. Ve bu 300 kişi yavaş yavaş geceleyin, hakikat ya doğrudur. 700 zırhlı 3000 kişi. 200'ü de suvari, bizi ezer geçerler. Ha münafıkların delili neydi? Neden Bedir gibi Resulullah demedi harbe gidiyoruz? Bakın gidelim mi gitmeyelim mi dedi. Demek ki bir tereddüt var. Hem sonra Bedir'de bir intikam söz konusu değildi. Ama bu intikam söz konusu. Mekkeli kadınlar kocalarının yanına gitmiyormuş. Efendim şivan ediyorlarmış. Gelip bizi ezip geçerler. İyi düşünün çocuklar. Ve 300 kişi hakikaten geri dönüyor. Ve sabahleyin bu 700 kişi Resulullah'ın arkasında namaz kılar ve bu 700 kişinin içinde işte Ebu Dücaneler ve Uhud meydanına gelinir, harp nizamı alınır. Resulullah 50 tane okçuyu Uhud'un girişinde efendim kıble cihetine dönersek sağ tarafımızda kalıyor okçuların yeri ve oraya okçuları diker. Biz ölelim kalalım. Ne olursa olsun ben demedikçe orayı terk etmeyin demişti Allah Resulü. Ben çağırmadıkça, emretmedikçe bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Evet, onlar da sahabe. Ve parola, öyle bir parola ki emit, emit. Yani öldür, öldür. Parola bu. Çünkü ölüm kalım günü Bedir'in intikamını almaya gelmişler. 700 kişi 3000 kişiye karşı koyacak. Ve bu 700 kişinin içinde 50 tanesini de okçu olarak dikeceksiniz. 650. Efendim kaçta kaç oluyor? Artık benim matematiğim çok kuvvetli değil. Varın düşünün. Ve tabii bu arada ordu dizilmiş. Fedailer öne çıkmış. Hazreti Hamza radıyallahu anh deve kuşu kanadı takmıştı o savaşta. Hazreti Ali beyaz yün takmıştı mikferinin üstüne. Hazreti Zübeyir mikferin üzerine sarı renkli bir sarık sarardı. Bedir'de de öyle. Cebrail de onu taklit etmişti o savaşta da Bedir'de de. Ve Ebu Dücane tam tersi kıpkırmızı bir sarık sarmıştı zırhının üzerine, yani mikferin üzerine. Ve ortaya çıkılır, işte Resulullah'ın komutu üzerine ilk çarpışma başlar. Tabii müşrik kadınları savaş totemi ellerinde mersiyeler söylüyorlar. Hatta bütün kadınlar, bütün erkeklere işte özür dileyerek söylüyorum. Savaşın Mekke'nin yiğitleri, Medine'dekileri yenmek için, Medine'dekileri yenin, akşam geç vakitlerde bize gelin diye Arapça şarkılar söylüyorlardı defler ellerinde. Kadınlar hep bir ağızdan oynuyorlar, zıplıyorlar. Erkekleri savaşa teşvik ediyorlardı. Ve vuruşma başlarken, harp başlarken düşman tam saldıracak. Allah Resulü elinde bir kılınçla ortaya çıkar. Üzerinde şu yazılıydı Türkçesi. Evet bunu not edin. Kılıcın üzerinde yazdırmıştı Resulullah. Ama özel bir kılıç. O güne kadar hiç görülmemişti. Ve kılıcı kaldırdı. Herkes okuyordu üzerindeki yazıyı. Korkaklıkta ar, cesarette şeref vardır. İnsanı kaderinden korkaklık kurtaramaz. Evet, tekrar ediyorum cümleyi. Korkaklıkta ar, cesarette şeref vardır. İnsanı kaderinden korkaklık kurtaramaz. Ve kaderden korkaklık kurtaramaz.
Ve Resulullah döndü. Ashabım dedi, bu kılıcı görüyor musunuz? Evet ya Resulallah. Üstünde ne yazıyor? Korkaklıkta ar, şecaatte, cesarette yani şeref vardır. İnsanı kaderden korkaklık kurtaramaz. İstediğiniz kadar korkun. Kaderiniz sizi bulur efendim. Onun için mümin kolay kolay korkaklıkla tanışamıyor. Ve döndü ashaba, askerlere. Bu kılıncı bugün benden kim alacak? Ama hakkını vermek şartıyla. Bu kılıncı benden kim alacak? Kim bunun hakkını verecek bu kılıncın? Ve ashab böyle titriyor. Ve ayet dillerde. Ya eyyühellezine amenu. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bu kılıncı kim alacak? Allah sizin için azab-ı elimden kurtaracak bir şeye delalet edeyim mi? Allah'a ve Resulüne iman, Allah yolunda mücahede, nefsinizle, malınızla mücahede. Ve bunu yaparsanız cennet size vaat ediliyor. Resulullah kılıncı elinde. Bunu benden kim alacak, hakkını kim verecek? Hemen Hazreti Ebu Bekir. Ben ya Resulallah. Hayır diyor, sen dur. Ebu Kuhafe'nin oğlu. Hazreti Ömer atıyor. Ben ya Resulallah. Ölünceye kadar. Hayır ya Ömer, sen de dur. Hazreti Ali atılıyor. Ya Resulallah ben. Ali bin Ebi Talib. Sen de dur diyor. Tabii kimler atılmıyor ki? Hazreti Hamzalar, öbürü bir diğeri. Hepsi bizim gözlerimizin nuru. Hepsine Resulullah hayır diyor. Ve Hazrec'in zeki ve cesur evladı, işte o 30 yaşlarındaki genç, ben ya Resulallah diyor. Ben. Ve Ebu Dücane. Resulullah bakıyor. Ebu Dücane sen. Evet ben ya Resulallah. Bu kılıncın hakkını vereceğim ama soruyorum ya Resulallah. Onun hakkı nedir? Alacağım. Müşteri çıkacağım buna. Allah Celle Celaluhu diyor ya, size bir ticaret söyleyeyim mi? Size bir ticaret için delalet edeyim mi? Azab elimden kurtaracak. Ya Resulallah bu kılıncın hakkı nedir? Ve Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Bu kılıncın hakkı egilip kırılıncaya kadar onunla vuruşmandır. Evet, egilip kırılıncaya kadar, bükülünceye kadar onunla vuruşmandır. Ve bu kılıncın hakkı İbni Harşe, Ebu Dücane. Bu kılıncın hakkı Müslümana vurmaman, kafirin önünden kaçmaman. Onunla ya zafer ya şehadete kadar savaşmandır. Alabiliyor musun? Bu ticareti yapabiliyor musun Ebu Dücane? Evet. Bir daha söyleyelim, bu işin bedeli. Onun hakkı eğilip kırılıncaya kadar onunla vuruşmandır. Ve yine bu kılıncın hakkı Müslümana vurmaman. Kafirin önünden kaçmaman, onunla ya zefere ya da şehadete kadar savaşmandır. Ve Ebu Dücane, alıyorum ya Resulallah. Hel edüllüküm. Ticaretin tunciikum min ala ticaretin tunciikum min azabin elim. İşte müşteri. Alıyorum ya Resulallah. Başına kırmızıyı sarmış ve kılıncı aldı. Başına kırmızı sarığı, sırtında gömleği, zırhını çıkardı. Ki böyle atletik bir yapısı vardı Ebu Dücane'nin. Pazularıyla, o gövdesiyle her şeyini çıkardı. İnce bir gömlek kaldı üzerinde. Evet, kılıç elinde ve meydana çıktı. Çalımlı çalımlı, kurlana kurlana yürüdü. Ve Resulullah'a sordular, ya Resulullah bu çalımlı yürüyor, bu kibir değil mi? Evet dedi. Bunun dışında eğer böyle yürüse, yani Allah buradan başka yerde bu yürüyüşü sevmez. Sevmez. Ama burada savaş meydanı, her şey serbest. Zübeyir bin Avvam diyor ki ben biraz gücenmiştim Resulullah'ın o kılıcı verme olayına. Çünkü ben de istemiştim. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Hamza istemişti.
Resulullah vermemiş, Ebu Dücane'ye vermiş, biraz gücenmiştim o kılıçtan. Evet, oysa ben hem Resulullah'ın halası oğluyum, hem Kureyşi, hem bacanağıyım. Kendi kendime içimden, acaba dedim, bacanağına vermedi, halası oğluna vermedi, ben Kureyşiyim. Nasıl olur da Resulullah böyle bir şey yaptı? Ve içimden Ebu Dücane'yi takip etme fikri doğdu ve takip ettim. Benden farkı neydi Ebu Dücane'nin? Evet, Ebu Dücane orduların saldırmasından önce kılıç elinde ve düşmana bağırıyordu Uhud meydanında. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bugün ben cenneti almak istiyorum. Bugün ben Allah'ın hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim dediği ve müjde verdiği cennete müşteri oluyorum. Ve naralar atıyordu. Öyle ki sesi Uhud dağını çınlatıyordu. Hadi gelin diyordu. Hadi ne duruyorsunuz Mekkeliler? Allah'ın ve Resulullah'ın hasımları. Hadi gelin. Ben sevgilimle dağ eteğinde hurmaların altında savaş saflarının gerisinde olmayacağımı ahitleşmişim. Gelin. Gelin. Evet, dağ eteğinde yani gölgede yatmak, hurmaların altında, savaş saflarının da gerisinde olmayacağıma ahitleşmişim. Yani Akabe'de biat etmişti ya. Gelin, gelsenize. Ve kılıç elinde önüne çıkanı deviriyordu. Evet, çok ağır bir kılıçtı. Resulullah vermiş. Bu kılıcın hakkını kim verecek? Şimdi bu kılıcı iyi takip edin efendim. Bu kılıç çok önemli. Öyle sıradan bir kılıç değil. Tekrar kılıcın üstündeki yazıyı okuyorum. Bu kılıcın hakkı nedir? Onun hakkı eğilip kırılıncaya kadar onunla vuruşmandır. Onun hakkı Müslümana vurmaman, kafirin önünden kaçmamandır. Onunla ya zafere ya şehadete kadar savaşmandır. Alıyorum ya Resulallah. Ve kılıcı aldı, meydana çıktı. Takip ettim diyor. Takip ettim. Öylesine vuruşuyordu ki, tabii Hazreti Zübeyir bin Avvam kendisi duruyor, takip ediyor değil. Onun yanı sıra savaşıyordum. Ebu Dücane cezbelenmiş, kendini yitirmiş. Bir Allahu Ekber deyişi var, kılıcı savuruşu var. Atın üstündeki adamı yere indiriyor, süvariyi indiriyor Resulullah'ın o verdiği kılıçla. Takip ettim. Vuruşa, 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 hatta düşman saflarına kadar ulaştı. Düşman saflarına kadar ulaştı ve birisini kıstırdı. Düşman safları içinde birisini kıstırdı. Bağırıyordu, ciyak ciyak bağırıyordu. Kılıç elinde, o bağıran kişi yerde böyle düşmüş, arka arka sürünüyor. Yapma, etme, kıyma bana, sana mı kıyma, sana mı kıyma, nasıl kıymayayım sana? Sen ki, evet, işte Mekke liderinin karısısın. Evet, kim biliyor musunuz? Tam diyor, vuracakken vazgeçti kadına. O kadına vuracaktı. Birdenbire aklına bir şey geldi, vazgeçti. Sebep, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcının şerefini düşündü. Zira o kadındı diyor. O kadındı. Hem de Utbe'nin kızı, Ebu Sufyan'ın hanımı Hint idi. Evet, o gün Hind'i vursaydı ne oluyordu? Kafir gidiyordu. Ve Mekke fethinden sonra Hint Müslüman oldu. Ve Hint aynı zamanda Resulullah'ın kayınvalidesidir. Onun kızı, yani kumasının kızı aslında. O da kayınvalide sayılır. Onun kızı Ümmü Habibe ile evliydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatırladınız mı? Resulullah bu kılıcın hakkını vereceksin. Kadına vurulmaz. Utbe'nin kızı, Ebu Sufyan'ın hanımı, Hint, tabi sonra Müslüman olduğu için radıyallahu anh diyoruz. Evet, onu bıraktı ve o gün hakikaten diyor vursaydı kafir olarak gidecekti. Yani biz de burada saddak ya Resulallah diyoruz. Kılıncın hakkını
kim verirmiş diye tasdik ettim. Biz de saddak ya Resulallah. Bu kılıncın hakkını gerçekten Ebu Dücane verirmiş. Ve yıllar sonra tekrar ediyorum, Hint İslam olur. Ya vursaydı o gün Ebu Dücane diyoruz. Evet, ve bu insan işte daha sonra Ebu Dücane radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam önünde kendini siper eder. Oklar vücuduna değer fakat öyle bir gerilim içindedir ki zarar vermiyordu adeta o oklar. Öylesine şahlanmıştı Ebu Dücane. Fakat bizim okçular maalesef mevzilerini terk ettiler. Bir ara zafer kazanma gibi görünüldü ve okçularımız yerini terk edince işte okçuların başındaki komutan yapmayın etmeyin Resulullah demedi mi? Fakat dinlemediler. Tam savaş bizim lehimize dönmüşken okçular orayı terk eder etmez Halid bin Velid o zaman Müslüman olmamış ki Halid mağlup olduk denilirken henüz değil demişti. Okçuları göstermişti bakın onlar oradan iniyor biz de bu dağa hemen bir çırpıda yıldırım gibi döneceğiz. Ve o 700 süvari Halid bin Velid de onların komutanı işte ne yaptıysa o 700 süvari Uhud dağını döndü ve Müslümanlara arkadan saldırdı. İşte bu sırada panik başladı. Hazreti Hamzalar şehit oldular. Mus'ab bin Ümeyr Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benzemesinden dolayı şehit edilir. Ve arkasından Muhammed öldü şayiası yayılır. Sahabeler sarsılırlar. Resulullah öldü. Çünkü bir gün önce dedikodular çıkmıştı. Ve bir kısım insan yine o savaş meydanına sarsılır. Bir grup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şehit oldu diye geriye dönmeyi düşündü. Bir grupta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam korumaya aldı. Tabi bunu gören zırhlı müşrik İbn-i Hümeyd, meşhur cengaver İbn-i Hümeyd, Mekke'nin böyle deve gibi adamı, her at onu kaldırmaz. Özel atı vardı, özel zırhı vardı. Ve Bedir'e katılmamıştı, özellikle Uhud'a katıldı ki Bedir'in intikamını alsın akrabalarının. Ve atın üzerine İbn-i Hümeyd kılıcıyla böyle 3-5 kişiyi doğrayacak yapıda birisiydi. Bunu fırsat bularak Resulullah'ı görmüştü. Yaralıydı Resulullah, mübarek dişleri kanıyor, yanaklarından kan akıyordu. Hemen bir hamle yaptı, Resulullah'ın üzerine atını sürdü, kılıcını çekmiş. İşte o noktaya hareketleneceği sırada, tabii çok Müslümanın da şehit olmasına sebep oldu. Bağırarak şöyle diyor, yani Resulullah'ın etrafındakileri de halletti. Ben İbn-i Hümeyd, ey Muhammed gelsene, beni beklesene. Fakat Resulullah yaralıdır. Allah'ım dedi, Allah'ım görüyorsun. Ve hecin gibi biriydi İbn-i Hümeyd. Gelsenize ne oldu size ya Muhammed? Ve hemen Ebu Dücane elinde o kılıç, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kılıcı, başında kırmızı sargısıyla, yalnız bir gömlek ama kanlar içinde bir gömlek. O hemen o süvarin önüne yüksekçe bir yere atlar. Der ki sen gelsene sen İbn-i Hümeyd, sen de kimsin? Evet, işte ben İbn-i Hümeyd, ben de İbn-i Harşe'yim. Ebu Dücane'yim. Nasıl yani? Yani Resulullah'ın fedaisiyim. Beni halletmedikçe Resulullah saldıramazsın. Ve peki dedi. Atın üzerinde Ebu Dücane'ye bir hamle yaptı, saldırdı. Fakat ıskaladı Ebu Dücane. Hemen kendini bir tarafa attı. Iskaladı, vuramadı. Tekrar atıyla döndü. Ve bu dönüşünde Ebu Dücane öyle bir tekbir, öyle bir nara, bir darbede hem atını hem de İbn-i Hümeyd'i yere yıktı. Ve adam yere düşünce hemen ikinci darbe, al dedi, ben Allah Resulü'nün fedaisiyim demedim mi? Ben İbn-i Hraşe'nin oğluyum demedim mi? İşte Allah ve Resulü'nün
İntikamı böyle olur dedi ve adamı orada gebertti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzleri ve yanakları kan revan içindeyken elini kaldırır. Allah'ım der, Ebu Ducane'den ben nasıl razı isem sen de razı ol Allah'ım. Ecrini, ücretini sen ver Allah'ım. Allah'ım Ebu Ducane'den ben nasıl razı isem sen de razı ol. Evet, burada noktalayalım. İkindi ezan. Parolamız biliyorsunuz emit emitti. Okçuları Resulullah dikmişti oraya. Fakat okçular daha sonra yerlerini terk ettiler maalesef. Ve Peygamber Efendimiz o savaşta elinde bir kılınçla gelmişti. Bu kılıncı benden kim alacak? Hakkını kim verecek? Üzerinde korkaklıkta ar, cesarette şeref vardır. İnsanı kaderden korkaklık kurtaramaz yazılıydı. Ve bu kılıcı benden kim alacak? Tabii ashabtan kim isterse vermedi Resulullah. Ebu Ducane'ye verdi. Ve Ebu Ducane sordu, ya Resulallah bunun hakkı nedir? Onun hakkı eğilip kırılıncaya dek onunla vuruşmandır. Onun hakkı Müslümana vurmaman, kafirin önünden kaçmaman. Onunla ya zafer ya şehadete kadar savaşmandır demişti. Ve alıyorum deyip savaşmıştı. Tabii çalımlı çalımlı yürümüştü. Ya Resulallah bu gururlu kibirli yürümek günah değil mi? Efendimiz buradan başka yerde olsay Allah sevmezdi. Fakat burada olabilir demişti. Ve Ebu Ducane o harpte, Uhud'da çok büyük yararlıklar göstermişti. Düşmanın güçlü adamlarını devirmişti. Hatta bir ara düşman saflarına kadar girmiş. Ebu Süfyan'ın hanımı, Utbe'nin kızı Hind'i yatırmış tam öldürecekken vazgeçmişti. Çünkü bir kadındı. Resulullah'ın kılıcının şerefini düşündüm, yapmadım demişti. Ve sonra tabii bu kadın Müslüman olmuştu. Daha sonra İbn-i Hümeyd adında birisi Resulullah'ın üzerine saldırmaya hareketlenmişti ki Ebu Ducane önüne çıkmıştı. Ve Ebu Ducane onun işini bitirmişti. Peygamber Efendimiz, Allah'ım Ebu Ducane'den ben nasıl razıysam sen de ondan razı ol demişti. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Önce sorumuzu soralım. İnsan gerçekten de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım ben Ebu Ducane'den nasıl razıysam sen de razı ol dediği insan, savaş sonucu Medine'ye dönülür ve Resulullah kılıcı ister. Kılıcı alır, nasıl kılıç verildiyse öyle de verene teslim edilir. Kılıç Hazreti Fatıma'ya teslim edilir. Bunu sil ya Fatıma, zira bu kılıç çok iş gördü demiştir Resulullah. Tabii kılıç daha sonra ne oldu mu efendim, onu tarihçiler bilir ne oldu. Araştırırsınız, görürsünüz. Yani öyle bilgiyi de bedava bulmayın. Efendim onun hanımı, çoluk çocuğu hakkında fazla bir bilgimiz yok. Şu anda yok, araştırıyoruz. Yani hanımı kimdir, kimin kızıdır, kaç çocuğu vardı, Ebu Ducane olduğunu, Ducane isminde bir evladın olduğunu anlıyoruz. Evet, fakirane bir hayat yaşarlardı. Hatta bir savaştan sonra bir çiftlik yeri, arazi verisi eline geçmişti. Resulullah onu kendisine vermişti. O arazi kendine göre eker biçer, çoluk çocuğunu geçindirirdi. Ama yaşı gençti. Efendim çoluk çocuğu da kendisi gibi fakirane bir hayat yaşıyorlardı. Fakat şükür dolu tabii, altını çizerek söylüyorum. Şükür dolu, azla mutlu olarak yaşıyorlardı. Çünkü azla mutlu olan rahat eder. Ama azla mutlu olamayan çoğu bulamadığı için hem azla mutsuzdur hem de çoğu bulamadığı için mutsuzdur. Ama azla mutlu olan azı bulduğu için mutludur. Efendim şükürlüdür. Çoğu bulduğu zaman da Allah'a binlerce hamd ve senalar eder. Ama azla mutlu olamayan kişi çoğu bulduğu zaman zaten israfa kaçacaktır. Bulamadığı zaman da isyan edecektir. Siz olun, azla mutlu olun. Evinizde belki arzuladığınız, hayal ettiğiniz şeyler olmayabilir. Ama bir de sizden aşağısına bakın. Evet, işte sahabe ailesi buydu. Hani bugün bizim sözüm ona, evlerde eşyamız çok.
büfemiz, hatta büfenin içindeki bazı bardaklar var. Zannederim ki ne evin hanımı ne evin beyi ondan bir şey içmeden ya o bardak kendilerinden evvel gider ya kendileri o bardaktan sonra gider. Yani bu iş böyledir. Necidir bu bilmiyorum işte, bizim hatun almış cincik boncuk indirmiş. Ve her sabah da hatun onun tozunu alır. Yani eşya bize hizmet edecekken biz eşyaya hizmet ederiz. İşte hanımların saat 1'lere 2'lere kadar işleri bitmiyor. Süpürge ellerinde, perdenin tozu, koltuğun tozu, efendim işte ateşin közü, özü, sözü ve selam akşam. Ve eşyaya hizmet ediyor. Ondan sonra işte belim ağrıyor, ayağım ağrıyor vesaire vesaire. İşte asr-ı saadete bakın. Azla mutlu olmak ve şükür dolu bir hayat. Basit bir çiftçi, yani hanımıyla çocuğuyla beraber basit bir çiftçi ama çok büyük bir insan Ebu Dücane. Bakın aradan 1400 seneye geçmiş, yine onu gündeme getiriyoruz. Ve Resulullah Efendimizin zamanındaki bütün seferlere, yani savaşmıştır. Hangisi mi sayalım isterseniz? Efendim, Hudeybiye, Gatafan, Beni Asfar oğullarına yapılan Tebuk seferi. Efendim, Hüneyn, Hudeybiye, Taif seferi, efendim Beni Mustalık oğulları, Beni Nadir oğulları, Beni Kureyz oğulları seferlerinde, Dümmetül Cendel, daha hangisini sayayım, Mekke'nin fethi ve işte bu basit çiftçi ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiği bir kişi. Bütün seferlere iştirak eder. Evet, veda hacında Peygamber Efendimiz'in yanı başında, yakınlarında bulunur ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını görür. Peygamber Efendimiz'in vefatını görünce tabii çok üzülür, çok yıkılır. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra öyle ki günlerce mescide gelmez olur. Mescide gelmez artık, gözü tahammül etmiyor. Sebep hatırlar, bazen yerinden hoplar. Evde hanımıyla konuşurken yerinden hop diye hoplar böyle. Hatunu kendisine ne oldu der. Sandım ki Resulullah çağırıyor. Evet. Sandım ki Resulullah çağırıyor. Bana öyle bir ses geldi hatun. Ve oturur sabahlar kadar ağlar. Ah neydi o günler. Kaçırdık elimizden diye. Ağlardı Resulullah'ın yokluğuna. Hatıralar onu rahatsız ediyordu. Ve o gencecik insan bazen şöyle derdi, ah ben önce ölseydim, Resulullah'ın ölümünü görmeseydim, bu neydi başıma gelen, keşke ben Resulullah'tan önce ölseydim. Ve hep vuslatı aramıştı, Resulullah'a kavuşmanın arzusunu yapmaya taşımıştı, şehadet aramıştı, birçok şeylere, seferlere gitmiş ama gelmemişti ve merakından Ebu Dücane hasta olur, ateşler içinde yanar, kıvranır. İnşallah der, ölüm gelir de beni sevdiğime kavuşturur. Allah'ım, Resulünden ayrı yaşayamıyorum, nefes alamıyorum. Ya Rab, beni ona kavuştur. Hani çoluk çocuğum küçük, hanımım dul kalır, henüz yaşım kırkımı bulmamışım, daha ne gün gördüm demiyor. Ona göre bir mesele. Siz istersiniz istemezsiniz, ben bir şey demiyorum. Allah'ım benim için hayat hayırlıysa yaşat, memat hayırlıysa emanetini al diyebilirsiniz. Bu sünnette var. Fakat illa ölüyüm derseniz Ebu Dücane gibi olmanız lazım. Evet, o meraktan hastalanır, o merak onu yıkar, yatağa düşer ve gözyaşları, o yatakta sayıklamalar, Resulullah'ın ayrılığına bir türlü tahammül edemiyor ve öylesine acı çekiyor ki onun yokluğuna alışamıyorum, alışamıyorum, alışamıyorum. Sahabeler onu gelir ziyaret ederler. Evet, ziyaret ederler. Öylesine ağır hasta. Çok hastadır. Fakat çok enteresan, 40 yaşını balig olmuş. Siması genç, dinamik, pırıl pırıl nurlu. Yani o hastalığında bile yüzüne bakan bunu böyle 20 yaşında bir gence benzetiyor. Dinamik, pırıl pırıl nurlu, fazla ağarmış saçı, sakalı yok. Halbuki 40'a yetişmiş. Ve o hastalığında ashabtan biri sorar. Dikkat edin yalnız buraya da. Sorabilirim yani burayı. Sorar. Hani hem morali düzelsin diye şakalaşırlar. Ebu Dücane'dir. Ya Ebu Dücane. Maşallah bakıyoruz. Hastasın mastasın ama
hiç de düşmüyorsun yani. Fazla ağarmış saçın falan yok. Dinamik bir yapıya sahipsin. Pırıl pırıl bir yüze, nurlu bir simaya sahipsin maşallah. Neye dayanıyor bu iş ya? Sırrını öğrenelim falan der. Deyince Ebu Dücane şöyle cevap verir. Benim itimat ettiğim iki amelim var. Herhalde onlardan olsa gerek. Yani benim böyle düşmemem, saçlarımın böyle ağarmaması, ben ona yorumluyorum. Yani mutlak öyle değil. Herhalde ondan olsa gerek. Neymiş ya, biz de öğrenelim. Efendim, birincisi malayani hiçbir söze, hiçbir davranışa rağbet etmem. Yani malayani olan boş bir söze, davranışa rağbet etmem. İkincisi hiçbir Müslümana buğuz ve kin beslemem. Herhalde bunun feyzidir. Eğer yüzümde nur görüyorsanız, eğer genç bir sima bende görüyorsanız, bu iki şeyi benim huylarımdandır. Hiçbir Müslümana buğuz ve kin beslemem. Yüzünü kıbleye dönüyor mu? Kim hakkında ne söylerse söylesin, ehli kıbledir, ben bir şey demem. Ebu Dücane, Resulullah'ın fedaisi. Ve hiçbir söze ve davranışa da rağbet etmem. Melayani söz. İşte lakırtı, gırgır, şaka, aşırı tabii, meşru olmayan. Ve boş söz, gıybet, yalan, iftira. Bunlara hiç rağbet etmem. Konuşurlar, hiç aldırış etmem. Herhalde bunun için ihtiyarlamıyorum. Dostlar, öyle mi? Diyordu. Ve herhalde diyorlardı. Evet, neymiş? Malayani hiçbir söze, davranışa rağbet etmem. Efendim, malayani söze malayani bir kulak gerek. Öyle ya. Hani bozuk kaset, bozuk teyp. Ne kadar uyumlu. Bozuk kaset, bozuk teyp, bozuk operlo. Bozuk ses, bozuk mikrofon. Hepsi bozuklar, birbirini tamamlar. Siz de ona kulak verirseniz herhalde sizin kulağınız da pek sihatli olmasa gerek. Hani iyi bir kulak bozuk sesler rahatsız olur. Bozuk sözler, bozuk davranışlar da sağlam kulağa geldiği zaman sağlam kulağın sahibi rahatsız olur. Hani bilmem neden söze ne kulak gerek denilir ya. Malayani hiçbir söze ve davranışa rağbet etmem. İkincisi hiçbir Müslümana buğuz ve kin beslemem. Evet, bu da çok önemli. Günümüzde bir hastalıktır. Efendim Müslümanlar, Müslüman kıbleye dönüyor mu? Tamam, bitti. Yüzünü kıbleye dönüyorsa mesele yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa mesele yok. Niye buğz ediyorsun? Varsa bir yanlışı, acırsın, şefkat edersin, söylersin, vazgeçirmeye çalışırsın. Ama buğz ne? Buğz niye? Müslüman Müslümanı mürtet ilan ederse, Müslüman Müslüman katline fetva verirse, Müslüman Müslümanın efendim namusu ve malına fetva verirse, olur mu böyle şey? İşte Ebu Dücane diyor, bu kötü huylar arasında. Ve efendim işte o hastalık sırasında çevreden çirkin haberler gelir. Çok çirkin, pis haberler gelir. Nedir? İrtidatlar, irtidat hadiseleri haberi gelir. İşte Yemen'de bir yalancı peygamber, Bahreyn taraflarında bir yalancı peygamber, efendim Suriye'den Şam bölgesinde, Yermuk, Yemame bölgesinde bir yalancı peygamber çıktığı ve binlerce insanın ona itiba ettiği haberi gelir. Müseylemetül Kezzab'ın haberi gelir ve çık gibi büyüyor o bölgede, çık gibi büyüyor. Müseylemetül Kezzab'ı da kim finanse ediyor? Roma İmparatorluğu finanse ediyordu. Yani Müslümanların karşısında hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberlikle bu devleti kurdu. O zaman bir peygamberlik müessesesi daha ihtaz edilsin ve onunla Muhammedileri bölelim düşünülmüştü. Hani Bizans'ın siyasi diyeceğim veya Bizans'ın kendine göre İstihbarat teşkilatı böyle bir şey düşünmüştü ve Müseyleme'yi de piyon olarak kullandılar. Müseyleme aslında ahmakın biriydi ve kendisi de kendi kendine inandı. Önce kendisi de inanamıyordu. İşte derken destek gördü, finans gördü ve sapık Müseyleme oldu size yalancı peygamber. Kur'an ne demiş? El-kari'atü mel-kari'atü ve mâdrake mel-kari'a. Kendisi ne dedi? El-fîlu mel-fîlu ve mâdrake mel-fîlu. El-khurtumu tıvilu, batnı kebiru, kebiru, el-zeylu kasiru falan filan. Yani fil, ne anlıyorsunuz filden? Khurtumu uzun, kulakları bilmem ne.
kuyruğu kısa bir, karnı büyük bir varlıktır. İşte hatta bir şezinde ey kurbağa kurbağa ne ötersin? Yani sen kendini bir şey mi sanırsın gibi kurbağa ayeti vardı. Öter işte vak 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 seslenir tak tak tak. Tabi Müseyleme ayeti bu. Müseyleme bunu okurken zavallılar seyha atıyordu etrafında. Yani Kur'an el-kari'atü mel-kari'atü ve me-edrake mel-kari'a. Bakın ne kadar disiplinli, ne kadar veciz ifadeler. Bunun karşısında Müseyleme de el-fîlu mel-fîlu ve me-edrake mel-fîlu el-hortumu tuvîlu el-zeylu kasîru el-batnu cibîru falan böyle ayetler düzüyordu. Efendim Müseylemetül Kezzab başka ne yapıyordu? İşte benle Muhammed ortaktık. O gündüzlerin ben gecelerin peygamberiydim. Çünkü gece o yatardı, gündüz ben uyaktım. Efendim o ibadetin peygamberi, ben de eğlencenin peygamberiyim. Eğlenceyi disiplinize etmek üzere gönderildim. Eğlencede şunları yapabilirsiniz. Bunların kimseye bir zararı yok. Şarabı az içeceksiniz. Çok bazen çok kaçırsanız da bir şey olmaz. Muhammed yasak etti. Fakat o günün şartları oydu. Bugünün şartları böyle değil. Artık şarap içebilirsiniz çünkü aklınız emniyete erdi. İşte Muhammed zina yasak etti. Oysa ki zina bir cinsel yardımlaşmadır. Bugün de söylüyorlar. Yani af buyurun, özür diliyorum yani. Erkeğin dişiye yardımı, dişin erkeğe yardımı. Bu bir cinsel yardımlaşmadır. Bunun nesi günahtır? İlla nikah, iki söz şart değil. Ben bunu da kaldırıyorum. Beş vakit namaz çok canım. İki vakit yeter. Hatta gerekirse o iki vakti de kılmayabilirsiniz. Cihad ne cihadı canım, oturun evinizde efendim, kef edin ailenizde falan. İşte Müseylemetül Kezzab'ın inkılap ve ilkeleriydi bunlar. Ve o tarafta tabi bu insan tutarlı olmuş ve nefis tabi tahribat kolaydır aziz Müslümanlar. Nefis de tahribatı sever. İman ve İslam tamirdir, imardır. Fakat küfürse tahriptir. Tahrip de kolay olur, çok ses getirir. Ama tamir ve imar fazla ses getirmez. Bir bina yapıldığı zaman ancak belki kalıpçının seslerini işitirsiniz. Veya beton dökme makinalarının bugün için itibariyle söylüyorum seslerini işitirsiniz. Ama o binayı tahrip eder birkaç kişi, sadece birkaç kilo veya ton, hokka, dinamit koysa belki bütün bir memleket rahatsız olur, ses getirir. Ama ses getirdiği şeyin neticesi tahriptir. Fakat ses getirmeyen şey imardır, tamirdir. Bugün belki bazılarının sesi dinamit gibi veya efendim nohut yemiş adamın sesi indirilmesi gibi ses getirir. Fakat boştur, arkası boştur. Ve bir atasözü vardır, boş bidon çok langırdar. Dolu bidon langırdamaz, dangırlamaz. Boş bidon langırdar. Eğer birileri langır diyorsa, dangıl diyorsa... bilin ki boş bidon. Bu dolu bidon dangırlamaz. Dolu bidonu yuvarlayın rampadan. Kart 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 diye bir ağır sesle iner. Ve efendim önündekini de ezer geçer. Ama boş bidon kim böyle yönlendirirse lang long 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 long. Bazı böyle sözüm ona. Bazı politikacıların sesi gibi lang long 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 her yere çıkar. Ama langırdar yani. Boş bidon çok langırdar, dangırdar. Onu da dinleyenler de langırdar. Ama dolu olan langırdamaz. İstikametli gider. Kolay kolay yönü de değişmez. İşte Müseylemetül Kezzab boş bidon gibi langırdayarak geliyordu. Fakat sahabelere bir korku sarmıştı. Çünkü tahrip kolaydır. Yani siz bir odunluğu aylarca çalışıp doldurursunuz. Bir akılsızın biri bir kibrit atar hepsini yakar. Tahriptir. Tahrip imardan kolaydır. İmar zordur. Bugün Müslümanların belki böyle başarılı olamayışını bazıları bahane eder. Hani ne yaptınız? Ne diyorsunuz? Efendim bizim görevimiz tamirdir. İmardır. İmar ediyoruz. Gerçi diyeceksiniz tamir. Tamirin de kendine göre kurallar var. Bazen tamir olmayacak yerler değiştirilir efendim. İlla her yeri tamir olacak şart değil. Bazen tamir adına silinir. Yenisi de yapılabilir. Yani bu da doğaldır. Her neyse. Ben bu tartışmaya girmiyorum. Ve onun için Müslümanlar belki biraz karınca yürüyüşüyle yürüyor gibi gelebilirler. Ama boş bidonlar da çok langırlar. Böyle özellikle şişman kısa böyle boş bidonlar vardır. Böyle yuvarladınız mı? Longur yüz yuvarlak. Gümbür 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 gider dersiniz. Aman yavrum memleket mi ayağa kalktı? Halbuki paniğe kaosa gerek yok yani. Boş bidon çok langırlar binaenaleyh. Bunu biliyorsunuz. Evet. Ne diyordum? Müseylemetül Kezzab haberi gelince sahabeler
Hazreti Ebubekir hilafetteydi. Seferberlik var diye münadiler çağırır. Çünkü Hazreti Muhammed'in karşısına yalancı birisinin çıkması onurlarına dokunmuştu. Seferberlik var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rakibi nasıl olur diye ayaklanmışlardı. Ve Hazreti Ebubekir hemen cihat emri çıkardı. Eli silah tutan herkes bu orduya katılacak. Ve ashabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Yemama'ya çıkacak. Efendim tarihler Hicri 12. yıl. Evet, Hicri 12. yılı gösteriyordu takvimler. Halid bin Velid radıyallahu anh komutasında bir ordu ve Bizans destekliyordu. Tekrar söylüyorum, Bizans gizli gizli destekliyordu Müseylemetül Kezzab'ı. Hatta Kisra'nın bile, yani İran devleti bile Müseylemetül Kezzab'ı pohpohlayıp Müslümanların karşısına çıkarıyordu. Bir piyon gibi kullanıyorlardı. Tabii o günün işte CIA'sı mı veya kendine göre istihbarat teşkilatları mı falan varın düşünün. Yani tarihten ders alacak çok yönümüz var. Silah veriyorlardı, eğitim veriyorlardı ta ki Müslümanların karşısına çıksın diye. Evet, ama bir komutan Halid bin Velid radıyallahu anh Allah'ın kılıncı ordunun başında ve bu ordunun içinde Ebu Dücane de vardı. Evet. Ve özellikle 3-4 arkadaş sayayım size. Muhammed bin Mesleme, geçen hafta anlatmıştım. Abdullah bin Atik, İkrime bin Ebi Cehil, Zübeyir bin Avvam, Ebu Huzeyfe, Salim, Kat'ada bin Numan gibi, Ebu Dücane gibi zatlar önde gidiyorlardı. Evet. Ve tabii Halid bin Velid komutasındaki bu ordu önce bir yenilgi aldı. Önce yenilgi aldı. Çünkü dedim ya, Roma ordusu onları talim ediyordu. Fakat dünyaya da öyle hiç görünmüyorlar. Çok da mahzun görüyor. Dünya sülhü için çalışıyorlar. Hani ufaları ya, aleyh kurban, ne kadar da mahzumsan. Hani şimdi Amerika dünyanın jandarmalığını yapıyor ya, biz barış için, barış güvercinleriyiz. Güvercinler uçuruyorlar ya, yakında kendileri de uçacaklar. Evet, tabii el altından çok nane yiyorlardı. Tabii önce yenilgi oldu ve orduyu Halid bin Velid geri çekti. Ne yapacağız dedi. İşte o sırada Muhammed bin Meslemeler, Abdullah bin Atikler, İkrime, Zübeyir, Ebu Huzeyfe, Kat'ada, Salim, Ebu Dücane gibi daha çok sayabilirim. İnsanlar hemen öne çıktılar. Öne çıktılar ve irticacılara karşı ölüm andı iştiler. Ya irticacı neden çıktı? Evet, irticacı. Yani mürteciydi onlar. Çünkü geriye dönüş yapıyorlardı. Yani aslında işte irtica şey, yani ne de ismi unuttum. MK, Müseylemet-i Kezzab. Evet, asıl mürteci onlardı. Çünkü Allah'ın hak dininden sapıyorlardı. Kendilerini biraz ilerici falan gösteriyorlardı Müseylemet-i Kezzab. Fakat aslında irticanın ta kendisiydi onlar. Ve onlara karşı ölüm andı içti 400 kişilik bir grup. 400 kişilik bir grup. Orada nokta koyalım, soruyu bir kez daha soralım efendim. Efendim, Müseylemetül Kezzab'a, yani mürteci topluluğa, irticacı topluluğa karşı ölüm andı içen 400 kişilik bir fedailer grubu görüyoruz ki Ebu Dücane o fedai grubun içerisinde. Ölüm andı içmişler. Resulullah'ın bayrağı düşmemeli. Ve Ebu Dücane radıyallahu anh Uhud'da olduğu gibi kılıcını kaldırmış, fakat yaş ilerlemiş, 40 yaş sınırına gelmiş. Öyle çok da ilerlemiş sayılmaz, ruhu genç, o ağarmamış saçı, ağarmamış sakalı, zırhını soydu sırtından. Yine Uhud'daki o kanlı gömleği gibi bir gömlek, kırmızı sarığını yine sardı, bir gömlek katına kırmızı sarığını sardı ve kılıçlar çekildi. O 400 kişilik fedainlerin ve orduya hitaben bir tepenin üzerine çıktı ve şöyle dedi. Ey Müslümanlar! Kısa konuşuyordu. İşte bugün can pazarı. Can pazarı. İman pazarı. Uhud'da olduğu gibi, ha? Ne dersiniz? Yine eskisi gibi. Kırmızı sarığı
Mikfer'in üstünde o incecik gömleği, atletik vücudu görünüyor ve kılıncı kaldırmış ashaba hitap ediyor. Yaş ilerlemiş, tekrar söylüyorum ama 40'ı geçmemiş ve dilinde bir ayeti söylüyordu. Bugün can pazarı, satanlar gelsin, er meydanı, er olanlar gelsin. Kâlellâhu teâlâ, ya mücahidîn-i İslam, ya eyyühellezîne âmenû hel edullukum alâ ticâretin tüncîkum min azâbin elîm. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم دينجا قلشلر هب هبيا قلقتي أبت أبو دجانة صدق. Yine eskisi gibi, Uhud'da olduğu gibi ve düşman üzerine saldırıya hazırlanıyorlardı. Evet, bugün can pazarı. Bu meydanda satanlar gelsin. Evet efendim, biz de diyoruz ama güzel ilahi okuyoruz ya. Değil mi? Çok güzel okuyoruz böyle. Satanlar gelsin, alanlar gelsin falan. Ama ne satan var, alan var yani. Evet, satanlar alanlar nerede? Yok mu? Var efendim. Çeçenistan'da var. Satanlar da var, alanlar da var. Bugün can pazarı. Bu meydanda satanlar gelsin. Yine eskisi gibi, Uhud'daki gibi. Sanki Resulullah önümüzdeymiş gibi. Henüz 40'ını dahi bulamamış bu yiğit ve yiğitler. Efendim, Müseylemetül Kezzab'a öyle bir saldırı yaparlar ki Roma generallerinin, Roma askeri akademilerinin çizdiği programlar alt üst olur. Çünkü Halid bin Velid'in güzel bir sözü vardır. Orada hemen onu geçeyim. Komutan Cerecce kendisine diyor ki general, Halid diyor, biz eski dostuz. Ben işte askeri akademiyeyi okudum. Şu oldum, bu oldum. İşte ben bir Roma generaliyim. Siz işte çöl sakinleri insanlarsınız. Modern savaş tekniğini bilmezsiniz. Ve sayı olarak da çoğuz. Halid, biz işte 100 binler, 400 binler, 200 binler, neyse. Ya siz alt üstü 14-15 bin kişisiniz. Gel vazgeç Halid, biz eski dostuz. Ve Halid bin Velid ne demişti? Doğrudur. Sayı olarak çoksunuz, biz azız. Fakat bir fark var. Siz ve askerleriniz buraya yaşamak için savaşmaya geldiniz. Biz buraya ölmek için savaşmaya geldik. Evet, daima ölmek için savaşanlar, yaşamak için savaşanlar mağlup etmiştir. General George. Ve adam geri çekilmiştir. Tabii daha sonraki bir savaşta Müslüman olduğu da söylenir. Bu General Cerece'nin Dümmetül Cendel Savaşı'nda veya Cerablus Savaşı'nda olduğu tarihçilerce. Konumuz olmadığı için kısa malumat veriyorum. Evet, Halid bin Velid ne diyor? Biz buraya ölmek için savaşmaya geldik, siz ise dönmek için savaşmaya geldiniz. Kim kim mağlup eder? Ve işte 14 bin, 15 bin kişi, 100 binleri mağlup edecektir. Efendim, Müseylemetül Kezzab açık alanda mağlup edildi. Tabi savaş meydanında da yine ayetler uyduruyordu kendi kendine. Fakat her defasında mağlup oluyordu. Çünkü Kezzab, yani Müseylemetül Kezzab, Mekke, yani Müseylemetül Kezzab. Hatta kendisine demişlerdi, Muhammed Aleyhisselam kuyunun suyu acıymış, tatlı olsun diye abdest suyundan bir miktar katmış, suya dökmüşler, tatlı olmuş. Sen de yapamaz mısın? Ben de yaparım. Tabii kendisi de yapmış, tatlı su acı olmuş, tatlı su şor olmuş. Hasta çocukları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iyileştiriyor, mesheliyor. Sen de iyileştir. İyileştirme niyetiyle öfelediği çocuklar deli oluyordu. Mekke, Müseylemetül Kezzab. Evet, ve Müseylemetül Kezzab bozguna uğradı o meydanda. Kaçtı, kaleye sığındı ama çok muhkem bir kaleye sığındı ki içeriye girmek mümkün değil. Mümkün değil. Bugünkü Riyad'ın bulunduğu yerde. O zaman orada o oturuyordu. Ve kalede kıstırılır. Fakat dedim ya, kale çok muhkem, girilmesi çok zor. Nasıl olacak? Kalenin etrafında savaşçılar döner döner, girecek yol yok. Yukarıdan ok atılıyor, sıcak kaynamış yağ dökülüyor, ateşler atılıyor. Bu arada o beklentide bazı mücahitler şehit oluyor.
ne yapılacak? Kaleye girmek de mümkün değil. Öyle bir kapısı var ki çok da surlar yüksek. Müseyleme içeriden dışarıya silahla, yani okla, mızrakla vesairelerle zayiat verdiriyordu. Ve Ebu Dücane'yi orada görüyoruz. Bu yiğitler yiğidi, bu yiğit ve bu yiğitler 40'ını henüz bulmamış veya 40 sınırında. Efendim hemen askerleri toplar ve şöyle der. Vücudundan epey yara da almıştır o sıralara kadar. Şöyle der: beni, gençler toplanın, beni şu burçlardan içeriye atın. Fırlatın, kalenin içine fırlatın. Olur mu efendim? Nasıl sana kıyarız? Anlamıyorsunuz der. Beni bu burçlardan içeriye fırlatın. Yani mancınığa bağlıyorsunuz. Tahterevelli mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. Beni bu kalenin içerisine fırlatın. Ama içeride bir ordu var. Müseylemetül Kezzab'ın ordusu var. Onun özel yetiştirilmiş muhafızları var. İşte Roma kökenli askerler, subaylar var. İran kökenliler var. Kıyamayız. Sen Resulullah'ın ashabısın. Efendim, beni bu kalenin içine fırlatmazsanız bu savaş lehimize sonuçlanmaz. Siz beni bu burçlardan içeriye fırlatın, gerisine karışmayın. Ne kadar rica ederlerse yapamayız mapamayız. Ve çok güzel bir şey söyler. Yazıyor musunuz? Ne kadar zaman bu kale beklenecek? İçimizden birileri bu işi yapacak. Evet, eğer içimizden birileri bu kalenin burçlarından içeriye kendini atmadıkça daha çok bu Müseyleme'nin kalesinin etrafında dolanır dururuz. Ama içimizden birileri kendini feda edecek, bu burçlardan içeriye atlayacak. Ha, içeriye atlamazsak daha çok döneriz efendim. Dolan da gel, dolan da gel. 10 yıl sonra, 5 yıl sonra dolan da gel. Dolan da gel, evet. Dolanıp dolanıp gidersiniz. Ha bu sene, ha bu sene. Cifir hesabı böyle göstermiş, Ebced hesabı böyle göstermiş. Filan abi bunu demiş, filan koca şık bunu demiş. Falan kişi demiş ki acele etmeyin, Mehdi geliyor falan. İşte hani kale etrafında döner döner durursun değirmen taşı gibi. Bir şeyler ürgütür müsün bilemiyorum tabii. İçimizden birileri bu kalenin içine atılmamız gerekir. Yoksa daha bu kalenin etrafında çok dolanır dolanır dururuz demişti. Evet, hele benim gibi, hele bizler onun ashabı, Resulullah'ın ashabı bu işi yapmazsak nasıl olur? Arkamızdan gelenler ne yapar? Ama sen bize lazımsın Ebu Dücane, anlamıyorsunuz, anlatamıyorum. Bu kalenin burçlarından birilerimizin içeriye atılması lazım, ölüm pahasına da olsa. Yoksa bu kalenin etrafında daha çok dolanır dururuz içeriye sızacak yol aramak için. Tek yolu burçtan içeri. Peki. Ve o Resulullah'ın fedaisi Uhud'daki gibi ve bu ayeti dilinden mırıldayan o kahraman, gençlerin hazırladığı bir mancınığa oturtulur. Kılıncı elinde, silah elinde. Ve tekbirler getirilir. İçeriye bir bomba fırlatılacak. Efendim, bu bomba nasıl bir bomba mı dersiniz? Ebu Dücane bombası. Yani radıyallahu anh, öyle efendim nebece mebece değil. Ve içeriye kendisini top mermisi gibi fırlatırlar. Yüksekçe o burçtan kalenin içine düşer. Yüksekçe yer. Şöyle 8-10 metrelik yükseklik. Kaleye düşer düşmez kapı istikametine düşürmesini ister. Ayağı kırılır. Evet, ayağı dizden aşağısı hış olur. Ve o can haliyle görevimi yapmam lazım der. O kırık ayakları kemiklerin üzerine basa basa, zorlaya zorlaya, vuruşa vuruşa düşman askerleriyle kapının bağlantı iplerini koparır kılıcıyla. Evet, o ipleri, o kırık ayağı, vücudunun bazı yerlerinde ne kadar kırık bilemiyoruz. O haliyle kapıları keser ve kapılar boşlukta kalınca açılır. Ama bu arada kapıya kadar vuruşa vuruşa öylesine yaralar almıştır ki hiç önemi yok. Kırık ayak, kırık kol, kırık kafa hiç önemli değil. Önemli olan Hazreti Muhammed'in şanının yücelmesiydi ona göre.
ve öyle bir noktaya geldi. Kalenin kapısı açıldığı yerde gün doğuyordu. O kahramanın kanlı cesedine güneşin ilk ışıkları vururken Müslüman mücahitler tekbir sesleri arasında Müseylemetül Kezzab'ın saklandığı kaleyi ele geçirdiler. Bu arada Ebu Ducane aranıyordu ama Ebu Ducane yok. Bir de ne görsünler? Mücahitler ayaklayıp geçtikleri kale kapısında ki o insan Ebu Ducane imiş radıyallahu anh. Evet, içimizden birileri bu surlardan atlamayı göze almadıkça, içimizden birileri mücahitlerin ayakları altında kalmadıkça herhalde Müseylemetül Kezzab'ın kapısı kolay kolay kalesi teslim olmuyor, açılmıyor. Neyse. Evet, yiğitler kaleye girerler. Ebu Ducane delik deşik edilmiş ve son nefestedir. Onu bulan bir sahabe şöyledir: onu son nefeste buldum, ağladım. Ebu Ducane dedim, ayaklarınız kırılmış, kemikleriniz kırılmış, yara bere içindesiniz. Kanlar oluk oluk gidiyor vücudunuzdan. O dedi, bana bir ses gerek, bana bir nefes gerek. Zaten gidiyorum dostum. Ve o beklenen ses kale burçlarından geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müseyleme öldürülmüştü. Ve bu tekbir sesini duyunca dudakları teprendi, gülmeye başladı. Ve o genci, o askeri bağrına bastı. Komutanına selam söyle, Halid bin Velid'e. Medine'ye dönünce selamımı Resulullah'a ilet. Elhamdülillah. Resulullah'ın bayrağı yücelerde ya, artık gam yemem dedi. Beni uzat buraya. Ve orada ruhunu teslim etti. Evet efendim. Şehadete erdi bu yiğit. Sanki onun kokusu gelir gibi oluyordu. Resulullah'ın kokusunu tabii kendisi öyle diyordu. Burnuma Resulullah'ın kokusu, Uhud'un kokusu geliyor gibi oluyordu. Diyordu son nefesinde Ebu Ducane radıyallahu anh. Efendim, kabri Yemame'dedir. Yemame bugünkü Riyad oluyor. Tabi Riyad'da oturanlar Müseylemetül Kezzab falan demiyorum, yanlış anlamayın. Müseylemetül Kezzab da Riyad'da oturuyordu. Ve orası Ebu Ducane gibi kahramanların şesiyle fethedildi. Efendim, güzel bir ezgi mi, ilahi mi, eskilere herhalde götürecek Ramazan bizi. Bu ilginin anısını dinliyoruz ve bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz efendim. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölür demeyin aman, ölür demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölür demeyin aman, ölür demeyin. Bir kucak söz senin için, bir kucak söz senin için. Bir kucak dua bana, bir kucak dua bana. Birkaç damla gözyaşı, birkaç damla gözyaşı. Bir avuç mısra sana, bir avuç mısra sana. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölür demeyin aman, ölür demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölür demeyin aman, ölür demeyin aman. Thank you.
bizi de bulur mu ölüm? Bir cami avlusunda, bir cami avlusunda. Şehit kanına doydu, şehit kanına doydu. Bulvarlar soğuk beton, bulvarlar soğuk beton. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Hasretler de düzülmüş, hasretler de düzülmüş. Şehadetin özlemi, şehadetin özlemi. Bekler yüreğim şimdi, bekler yüreğim şimdi. Kahpe vuran bir mermi, kahpe vuran bir mermi. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Bir kucak söz senin için, bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış, birkaç damla gözyaşı, kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç mısrasına. Hasretlerde düzülmüş şehadetin yüzüne, kuşandım şehadeti ardım sıra. Bekler yüreğim şimdi, kör kurşuna doymayı. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu, bir namaz çıkışı, bir cami avlusunda. Bulur mu Metin Yükselci bir şehadet beni de? Metin Yükselci bir cihat sırası. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar, bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyim onlara sakın, Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir kez, kanlarıyla yazdılar bak, ölmedik, ölmeyeceğiz. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölü demeyin aman, ölü demeyin.